Şimdi dün resmi gazetede yayınlanan karara göre devlet üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazisini kiraya verebilecek. Burada aslında hemen vaktimiz de az olduğu için hem süreç nasıl işleyecek hem de en çok merak edilen konular, sorulan konular neler? Sana pası atayım, biraz detaylarını isteyelim. Tabii. Şimdi bu mevzu 2016 yılından bu yana dönemin Tarım Bakanı Faruk Çelik döneminde dahi dillendirilen, hep gündemde olan ama bir türlü somutlaştırılamayan bir konuydu. Bugün itibariyle resmi gazete yönetmelik yayınlandı ve somutlaştı. Dolayısıyla artık üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazileri devlet tarafından belirli bir kriterler çerçevesinde kiraya verilecek. O kiranın bedeli de yer sahibine, maliye ulaştırılacak banka yoluyla. Şimdi yaklaşık olarak 2 milyon hektardan fazla atıl tarım alanından bahsediyoruz. Daha yüksek ama Nadas'a bırakılanlar var, belirli dönem işlenenler var, işlenmeyenler var ama ortalama olarak 2 milyon hektarın üzerinde bir tarım alanının aslında tarımsal faaliyete kazandırılması burada hedefleniyor. Bu önemli. Şimdi bunun içinde bir arazi tespit komisyonu oluşturuluyor. Ve orada işte ilçe müdürlüklerinden yetkililerin de olduğu 5 asil 2 yedek üyeden oluşacak bir komisyon bu. Ve kiralanacak tarım arazileri nasıl tespit edilecek? Şimdi zaten bir arazi tespit komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, çiftçi kayıt sistemi, elde birçok veri var. Buradan yola çıkarak işlenmeyen, üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazisini zaten tespit edebilecekler. Bu tespit çalışması sonunda hani şu sorular geliyor işte, dikili alanlar var ya da örtü altı tarım alanlar var. Bunlar kapsam içinde mi diye, kapsam dışında bunlar. Onu belirtebiliriz resmi gazete. Yani dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak diye resmi gazete bir not var. Bu önemli. Kira sözleşmesi uzatılacak mı? Bu taraflar arasındaki süreçle de alakalı. Yani eğer ki ben 2 yıldır tarım alanımı işlemiyorsam devlet tarafından bu kiraya verilecek ve bedelini ben alacağım, o kira bedelini. Ama sonraki yıl ben vazgeçtim, üretim yapacağım, kendim işlemek istiyorum dediğim zaman toprak benim, işleyebilirim. Yani kafalarda şöyle soru işaretleri var. İşte devlet buraya el mi koyuyor? Yok işte efendim bu kira devlete mi gidecek? Hayır. Kira yer sahibine gidecek. Devlet burada sadece o pasif olarak gözüken tarım alanlarını aktif hale getirmeye çalışıyor. Ha şu soru sorulabilir. Bu kadar alan niye acaba atıl? Niye zaten tarım yapılmıyor diye? Orada da dönüp dolaşıp işte tarımın kronik sorunlarına geliyoruz. Yani yüksek maliyet, fiyatlardaki dengesizlik, üretimi zaten kırılgan hale getiriyor. Bunu hep konuşuyoruz. Yoksa bir insan gelir getirecek bir alanını niye boş bıraksın? Bir tarım alanını niye boş bıraksın? Hiç olmadı, kiraya verir zaten, değil mi? Dolayısıyla hani işin o tarafına bakmak lazım. Desteklerden yararlanılacak mı? Evet. Bu da önemli sorulardan bir tanesi. Kiralayan kişiler ya da kurum desteklerden, tarımsal desteklerden yararlanacak. Bu gübre, mazot desteği ya da ektiği, yetiştirdiği ürüne göre değişebilir. Kira bedeli neye göre belirlenecek? Bu da çok tartışılıyor. Hı hı. Burada da komisyon, arazi kiralama komisyonu raiç bedeli baz alacak. Yani raiç bedelden düşük olmayacak. O da bölgedeki fiyatlar, en az 3 noktadan fiyat alınacak. Yine devletin kiraladığı arazilerdeki raiç bedeller de burada baz alınabilir. Buna göre ortalama bir fiyat çıkaracak. Yani Türkiye'nin her yerinde aynı kiralama bedeli olmayacak. Bunu söyleyebiliriz. Kira bedelleri nasıl güncellenecek? Çünkü bir yıl kiralandı diyelim. Sonraki yıl işte enflasyon gerçeği var Türkiye'de. Buradan yola çıkarak orada da yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları dikkate alınarak kira bedelleri güncellenecek. Tedbir kararı olan parseller kiralanacak mı, bir başka soru. Burada da yine orada belirli maddeler var. Yani tedbir kararı bulunan parseller kiralamaya konu edilmeyecek o kriterlere uygun olarak. Kime öncelik verilecek kiralamada? Bu da önemli. Evet. Çünkü kiralanmaya dair işte çalışmalar yapıldı ve talepler toplanıyor diyelim. Ben de talep ettim, sen de talep ettin, başkası da talep etti. Ve burada bir bedel ortada var. Burada öncelik tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerde ikamet eden ya da yakınında olanlar öncelik olacak. Ya da sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları burada biraz daha ön plana çıkacak. Herkes aynı teklifi verdiyse eğer fiyat olarak, öncelik o araziye en yakın arazisi olan, tarımsal faaliyeti olan kişi, kurum ya da STK'ya verilecek. Ne zaman başlayacak? Bu da bir önemli soru. Yani yönetmelik yürürlüğe girdi ama 2024 ve 2025 üretim yılı baz alınarak
arazilerde şimdiden işte şeyler başlıyor, kontroller başlıyor, ekiliş dikiliş var mı yok mu diye. 2025'in son çeyreğinde artık kiralanma planına, uygulamasına geçilmesi hedefleniyor. En sıcak haliyle söyleyebileceğimiz özeti bu. Peki ne kadarlık bir, hani çok kısa bunu da konuşalım, ne kadarlık bir fayda sağlanması bekleniyor bu uygulamadan? Yani uygulama aslında Türkiye'nin gıda arz güvenliğini daha güvenilir hale getirmek için yapılan bir uygulama. Tarımsal üretimi arttırmak, burada o içerideki bozulan dengeleri kısmi olarak düzeltme hedefleniyor. Ama dediğim gibi yani bu araziler niye boş, bunun cevabını önce almamız lazım. İkincisi yani bunun ne tür etkileri olabilir onu da söyleyeyim. Şimdi tarımda biz yüksek girdi maliyetlerini hep konuşuyoruz ya, işte genelde hep sıraladığımız şey nedir? Mazot, gübre, tohum, yem vesaire deriz. İcar. Bir iki cümleyle. Tamam, son cümleyi söyleyeyim. İcar, tarla kiraları da aslında bir maliyet. Çok göz önünde bulundurulmayan bir maliyet. Dönemi dekarı bölgeden bölgeye değişiyor ama 5-6 bin lira, 7 bin liraya kadar çıkan yerleri biliyoruz. Daha da yüksekleri var ama ortalamayı söylüyorum. Belki bu 2 milyon hektar arazinin belirli bir kısmı üretime kazandırılırsa kira yoluyla, kira fiyatlarında bir gevşeme olabilir. Bu da bir beklenti yönünde söyleyebilirim. Ama detayların hepsi bloomberg.com'da bu uygulamayla ilgili var. Olmaları merak mümkün. Edenler okuyabilir. Peki Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için.